Arkadaşlar karınca yürütme sorusu. Bu Safir AYT 37. soru. A noktasından K noktasına gidecek. Soruda ağzı açık bir küp şeklinde bir kutumuz var. Karınca A noktasında, yiyeceği yem ise iç bölgede K noktasında. A'dan K'ya gidebileceği sonsuz tane yol vardır. Yani bu karıncayı bir sürü yerden götürebilirsiniz ama en kısa yol şöyledir arkadaşlarım. Şu anda karınca dışarıda. Dışarıdaki karınca öndeki yüzey üzerinde ilerleyecek. Sonra yukarıya çıktı en tepede şu anda. İçeriye bakabiliyor artık. Yemi gördü. Yeme doğru hareket edecek. Şöyle geldi. İçeriden gidiyor. İçeriden gittiği için kesik çizgilerle gösteriyorum. Şöyle. Sonra K noktasına kırılmadan ilerleyecek. Ama yüzeyi değiştirdiği için hafif bir kırılma gözükecek. Bunu şimdi iki boyuta aktarıyorum. Yürüdüğü yüzeylerin açılması lazım. Biraz küçülterek çizelim. Şu bir kare. İlk yürüdüğü yüzey. Kare yüzeyin üstünden geçti. Şu anda A noktası burada. Sonra arkadaki yüzey üzerinde ilerlediği için arkadaki yüzeyi de hemen çizelim üstüne. Yukarıya doğru hareket ediyor. Bunlar bir kenarı 60 santim olan kareler. Sonra sağ tarafa ilerlediği için sağ bir kare daha açıyoruz arkadaşlarım. Şöyle. K noktasını gösteriyorum. Sağa doğru açtığımız için K noktası tam şunun ortasındadır. Şuradadır arkadaşlar. K da burada. Uzunluklarını yazalım. 60. 60. Şurası 60. 2 eşit parça bölmüş. 30. 30 yazdım. Artık A'dan K'ya kırmadan uzatıyorum arkadaşlarım. Karıncanın aldığı yol budur. Kenar uzunluklarına bakarsanız 90 santim burası. 120 santim de burası. 9, 12, 15 üçgeninden burası 150 santimdir. Cevabımız C.